Hiç sıkıntı yapmaz. Değil mi Leo? Değil mi Leo? Atsana onu. Canım. Keşke son konserde. En aşağı 100'ü geçkin hayvan getirmişler. 100-150'yi bulmuştur. Belki 200 bile olmuştur. Borç usulü çalışıyoruz. Öğrenci topluluğu olduğu için. Ortalama olarak 40 bin lira civarı bir borç oluşuyor. Ama zamanla kendileri etraftan toplayarak bunu şey yapıyorlar. Ödemelerini yapıyorlar. Tabii ki de ama zorlanıyorlar. Öğrenci oldukları için. Ve dışarıdan sürekli destek arıyorlar. Ama hala da vazgeçmiyorlar hayvanlara destek olmaktan, sokak canlarına. Bu yüzden de güzel bir kulüp. Hayvanseverlere söyleyebileceğim tek şey böyle kulüpler, iyi kulüpler yani güvenilir kulüplere destek olmaları. Bizim okulumuzda çok büyük bir kedi hayvan topluluğu var. Özellikle kedilerden oluşan 250-300 kadar. Onlar elimizden geldiğince durumu çok kötü olanları özel anlaştığımız bir klinikte hafif sıkıntısı olanları da HATÜ yani belediyenin bedava kliniğinde tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Bir öğrenci topluluğuyuz. Herhangi bir bağımız yok, herhangi bir sponsorluğumuz yok. Elimizden geldiğince bağışlarla bize ne kadar bağış gelirse gerek hocalarımızdan gerek mezun avukatlardan gerek öğrencilerden ne kadar bağış gelirse o kadarıyla hareket edebiliyoruz. Şu an ortalama bir 40 bin kadar borcumuz var. Bizim tek istediğimiz direkt kliniğe gidip hani belli kapatabildikleri kadar borcumuzu kapatmaları ki biz hayvan tedavisine devam edebilelim. İstanbul Üniversitesi'ndeki ve çevresindeki kedilerin bakımını üstlenmiş bir kulübüz. Onlara mama dağıtımı yapıyoruz düzenli olarak. Okulumuzda yaralanmış olan hayvanları Dostel Veteriner Kliniğine götürüyoruz. Tedavi sürecinde tabii ki de masraflarımız oluşuyor. Bu masrafları ödeyebilmek için de hem okuldaki görevlilerimizden, öğretim üyelerimizden hem de mezun olan avukatlarımızdan destek bekliyoruz. Çünkü bu masrafları ödemek öğrenciler açısından bizim için birazcık güç bir mesele haline gelmiş durumda. Veterinere borcumuz yaklaşık 40 bin lira civarında. Bunu ödemek için de tabii ki de desteklere ihtiyacımız var. Gönüllü olarak İstanbul Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü'nde mama dağıtımı yapıyorum.
Kampüs çevresinde içerisinde belirli noktalara günlük 15-20 kilo kadar mama dağıtıyoruz. Ve bu ciddi bir fiyat oluyor bizim öğrenci topluluğu olan bir kulüp için. Bu yüzden gelen desteklerle vesaire bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ancak gördüğümüz hayvanlar yaralı olabiliyor, hasta olabiliyor. Bunları veterinere ve veteriner masraflarını da biz karşılıyoruz. Bu yüzden kulübün büyük bir borcu var açıkçası. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Mama desteği ya da işte veteriner desteği olsun, herhangi destekler bizi çok rahatlatacaktır.